Elimizde durumları belli olan 8 Mr. Beast yarışma kazananı bulunuyor. Bu kişiler şu anda ne yapıyor veya o paraları kazandıktan sonra ne yaptı? Çarçur mu etti? Bir yere mi bağışladı? Ne oldu ne bitti? Bugünkü videoda her şey belli olacak. Ben Mr. Beast yarışma kazananlarına ne olduğunu anlatırken siz de aşağıdan videoya 5000 beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Instagram hesabımdan da beni takip etmeyi unutmayın. İlk önce içerikleri orada paylaşıyorum. Kaynak açıklamada bulunuyor. Hazırsanız ilk kişiyle başlayalım. Squid Game videosunun kazananı Cam. Hepinizin bildiği Squid Game dizisinin YouTube'da MrBeast tarafından yapılmış bir hali bulunuyor. Bu video atıldığı ilk zamanda aşırı büyük bir etkileşim yakalamıştı. Türkiye trendlerinde bile vardı yani. Düşünün, öyle bir trende girmiş ki yabancı trendlerinde bir, yabancı trendlerini geçmiş, Türkiye trendlerinde de büyük bir yerde yani. Hatta şu an bakarsanız ki MrBeast'in en çok izlenen videosu Squid Game videosu olduğunu görebilirsiniz. Peki bu yarışmada 456 bin doları kazanan Cam isimli kişiye ne oldu? Her şeyin başında MrBeast TikTok hesabında eğer bu video 10 milyon beğeni gelirse Squid Game'i gerçek hayat yapacağım diye bir video yayınladı. Bu video 10 milyon like ve 1 milyondan fazla yorum geldi. Bu yorumların arasından da izleyiciler seçilecekti. Bu yarışmanın kazananı olan Cam ise bu TikTok videosundan 2 gün sonra yorum yazdı ve geciktim mi dedi. Garip bir şekilde Jimmy Cam'e cevap verip hayır dedi. Gecikmedin dedi. En sonunda bir şekilde Cam yarışmaya katıldı ve video içerisindeki etapları teker teker atlayarak sona geldi ve 456 bin doları kazandı. Size komik bir bilgi vereyim. Cam bu parayı kazandıktan sonra Cam'in arkadaşları Cam'den uzun süre sonra mesaj atıp para istemişler. Yani uzun süredir konuşmadığı arkadaşı MrBeast'in bu videosunu görüp MrBeast'ten 456 bin dolar kazandığını duyunca işte benim şöyle şeyim var kanka uzun süredir konuşmuyorduk. Böyle bir muhabbet yapıp para istemişler. Tabii ki Cam onları umursamamış. Her şeyden sonra Cam kendi YouTube kanalında açıkladığına göre kendisi tüm bu parayı geleceği, ailesi ve arkadaşları için harcamış ve harcıyormuş. Yani kısacası 456 bin doları çarçur edip bitirmemiş. Yapması en mantıklı olan hareketi yapıp geleceğine yatırım yapmış. Siz bu adamın yerinde olmak ister miydiniz? Yorumlara yazın. Her neyse Cam'i anladığınıza göre bir sonraki kişiye geçmek istiyorum. 2022'nin Eylül ayına döndüğümüzde Sean isimli bir yarışmacı MrBeast'in dairede 100 gün hayatta kalan 500 bin dolar kazanan videosunun kazananı olmuştu. 500 bin dolar kazanmıştı. Gerçekten büyük bir para. Hatırlarsanız Cam 456 bin dolara kazanmıştı. İkisi de büyük meblağlar. Kendisi bu parayı kolay kolay kazanmadı ama. Video içerisinde zor şartlardan geçti. Ailesinden ayrı kaldı ve daha da fazla soğudu. Hatta video içerisinde Jimmy Sean'a daireden ayrılması için 250 bin dolar teklif ediyor ama o amacından vazgeçmiyor ve bunu kabul etmiyor. Videonun ilerleyen kısımlarında evi yıkılıyor falan filan. Videonun en sonunda yarışmanın kazananı Sean oluyor ve 500 bin dolar ile ailesinin yanına dönüyor. Zorlu 100 günün ardından kazandığı parayı da ilk olarak bu şapkayı alarak harcıyor kendisi. Sizce de garip değil mi? 500 bin dolar kazanmışsın ve böyle bir şapka alıyorsun. İnsanların Sean'ın MrBeast'in yarışmasını kazandıktan sonra hayatını nasıl devam ettirdiğini merak etmesinden dolayı Sean bir TikTok hesabı açıyor ve hayatından kareler paylaşıyor oraya. Kendisi tatile çıkıyor, bunu TikTok'ta paylaşıyor. Ayrıca MrBeast Sean'ın kazandığı yarışmanın olduğu videonun yüklendiği tarihte Sean'ı MrBeast ekibine alıyor. Yani kendi ekibine alıyor. Sean'ın aldığı bu parayla yaptığı büyük alışverişlerden biri de Kuzey Carolina'da güzel bir ev almaktı. Aynı anda Oklahoma'da da çiftlikleri vardı. Sean'dan sonraki kişilere bakarsak Bella ve Dylan'a geliyoruz. Bu iki kişi MrBeast'in videosuna çıkmadan önce YouTube'da kanalları bulunuyordu ve vlog videoları yapıyorlardı. 1 milyon aboneden fazla da aboneleri bulunuyordu. Maşallah yani ne diyeyim. Bu iki çift MrBeast'in Willy Wonka videosundan 500 bin dolar kazanmışlardı. Bella ve Dylan'ın MrBeast'in videosuna çıkma hikayeleri diğerlerine göre çok daha garipti. Öncelikle MrBeast bir videosunda Willy Wonka videosunu yapacağını ve bu videoda bulunacak kişileri garip bir yolla seçeceğini duyuruyor. Bu garip yol şuydu. MrBeast'in biliyorsunuz çikolataları var. MrBeast'in çikolatalarının arasından rastgele seçilmiş olan içinde davetiyeler bulunacaktı. Bu durumu duyan YouTuberlar tonlarca video çekip tonlarca çikolata aldı, denedi şanslarını, biletleri bulmaya çalıştılar. Bella ve Dylan da bu sırada şanslı kişilerden birileriydi. Bileti bulmuşlardı ve bu şekilde de videoya konuk olmuşlardı. Dylan ve Bella kazandıkları 500 bin doların ilk başta 5 bin dolarını çekiliş yaptı, sonra da kalan parayla çiftlik satın aldılar. Kendileri zamanımızda da video atmaya devam ediyor kanallarına. Bella ve Dylan'ı anladıysak son iki kişiye geçelim. Bu kişiyi hepiniz biliyorsunuz ve seviyorsunuz.
Bu kişi Chandler. Chandler'ı neden seviyorsunuz dedim. Çünkü yakın zamanda bir shorts videosu yayınladım. Shorts videomu takip edebilirsiniz. Shorts videomda en sevdiğiniz MrBeast ekip üyesi kim dediğimde çoğunuz Chandler dediniz. Ve benim de en çok sevdiğim Chandler. Chandler MrBeast'in ekibinden olabilir ama kendisi yarışmalardan birini kazandı. Kazandığı yarışma 800 bin dolar değerindeki özel bir adaydı. Bahamalarda bulunan bu adanın adı, tabii Chandler ismini değiştirdikten sonra, Jeff Adası'ydı. Chandler bu adayı kazandıktan sonra sattı. Sebebi ise vergilerdi. Sahip olduğu adaya özel vergi ödemesi gerekiyordu ve bu yüzden mantıklı olarak da adayı sattı. Aynı mantığı Bella ve Dylan da yapmıştı. Çünkü mesela Dylan fabrikaya yıllık 100 bin dolar ödeyecekti. Bunu yapmak yerine fabrikayı satarsa geri mantıken paradan kar ederdi. Chandler da bunu yaptı ve paralar Chandler'a kaldı. Zeki adam. Ne diyelim. Sonraki kişinin adı Zilius. Kendisinin YouTube üzerinde 3 milyondan fazla abonesi bulunuyor. Kendisi MrBeast'in yaptığı para kazanmalı yarışmalardan birini kazanmadı. Abone kazandırma yarışmasını kazandı. MrBeast videoyu atmadan belirli bir süre önce Twitter'ın 100 bin abonenin altındaki kanalların doldurması için bir form yayınladı. Zilius bu formun içerisindeki kişilerden biriydi. Kendisi de bu formu doldurmuştu. MrBeast bu formdan birkaç kişiyi seçti ve yarışmayı yaptı. Yarışmanın kazananının kanalı tanıtılacaktı en sonucunda. Zilius bir şekilde yarışmayı kazandı ve mucize gerçekleşti. Aylık 3 bin abone alırken bir ayda 1.9 milyon abone almıştı. Aldığı abonelerle de kanalını düzgün yönetince YouTube'dan aldığı geliri artırdı ve iki türlü de kar etti. Zeki adammış yani, ne diyeyim. Sıradaki kişinin adı Enes. Ama Enes değil. NS. Biraz garip oldu. Kendisi Guild Esports takımında bir Fortnite oyuncusuydu. Kendisi MrBeast'in zamanında yaptığı Fortnite etkinliğini kazanarak 500 bin dolar kazanmıştı. Fortnite etkinliğinin olayı basitti. Belirli parkurlardan geçiyordunuz. Squid Game gibi kırmızı ışık, yeşil ışık parkurlarından geçiyordunuz falan filan. Enes bu turnuvayı kazanınca geleceğine yatırım yapmaya ve kariyerini geliştirmeye devam etti. Kendisi hala giriyor mu bilmiyorum ancak zamanında Fortnite dünya sıralamasına da girmişti. Yani başarılı bir oyuncu. Hayırlı olsun diyelim. Bu seferki ismi çoğunuz tanıyorsunuz. Zack King. Zack King 15 milyondan fazla aboneye sahip olan bir içerik üreticisidir. Eski YouTube Türkiye'de de sevilen isimlerden biridir. Zamanında herkes bu adamın tepkisini çekiyordu. Kendisi sihirbaz yapıyordu. Zeki abimiz MrBeast'in 1 milyon dolarlık saklambaç videosunun kazananı olmuştu. Kazandığı bu 1 milyon doları sizce ne yaptı? Ben size söyleyeyim. Tesla çekilişi yaptı. Hayır kurumlarına 350 bin dolar bağış yaptı. Bir öğrencinin okul borcu için bir öğrenciye 30 bin dolar verdi. Toplamında 150 bin dolar kaldı eline. Peki bu 150 bin doları ne yaptı? Kendine mi harcadı? Çarçur mu etti? Hayır. Bu parayı da bir yarışma yapıp kazanana ödül olarak verdi. Vallahi helal olsun diyelim. Kral adammış. Son kişimizin ismi Mark. Mark, MrBeast'in 4 parça halinde yayınladığı içeriğe davet edilmişti. Bu 4 parça halinde yayınlanan içeriğin sonunda kazanan kişi 1 milyon dolar alacaktı. Bu aralarında en büyük olan. Bu videodan önce Mark cidden kötü durumdaydı. İşi yoktu ve işi olmamasına rağmen ailesine bakmak zorundaydı. Mark'a sadece bir şans lazımdı ve o şans yüzüne güldü. Bir şekilde MrBeast'in bu yarışmasına konuk oldu. Kendisi bu yarışmadan ailesine bakmak için sadece 50 bin dolar istiyordu. Yarışmanın kazananına 1 milyon dolar veriliyordu ama o sadece ailesine bakmak için 50 bin dolar istiyordu. Sadece 50 bin dolar. Ama baktı ki 50 bini geç, adam yarışmayı kazanıyordu. Yarışmaya kazanmasına ramak kalmıştı ve en sonunda yarışmayı kazanmıştı. Bunun sonucunda da milyoner oldu. Vay be, hayata bak. Bu videodan sonra tekrar tekrar MrBeast'in videolarına da konuk oldu. Kazandığı parayla 2 yeni araba aldı. Karısına bir yüzük aldı ve yeni bir ev aldı kendisine. Peki siz 500 bin dolar kazansaydınız MrBeast'in etkinliğinden o parayı ne yapardınız? Yorumlara yazın. Ama sen ne yaparsın diye bana sorarsanız ben bu parayla...